Herkese yeniden merhaba, ben Fatma Nur, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yüzümde görmüş olduğunuz bu özel gün makyajını Biota ile birlikte sizin için hazırladık. Diğer arkadaşlarımın kanallarına gidip onların çekilişine katılmayı unutmayın diyorum ve yüzümdeki makyajı nasıl yaptım eğer merak ediyorsanız hepsi izlemeyelim. Şimdi Biota'nın Smooth Matte fondötenini kullanıyorum. Şimdi hemen bir yüzüme sünger yardımıyla uygulayacağım. Şimdi bunu süngerimle dağıtıyorum. Biraz boynumu getiriyorum ki renk farkı olmasın. Çünkü gerçekten özellikle şu an gün ışığıyla çektiğim için kendi rengime kendi rengime birebir olan ürünler bile, yani tabii ki kesinlikle tenimle mükemmel bir şekilde uyum sağlayamaz. Ama bu ışıklarda, gün ışığında vesaire daha böyle bir turuncumsu gibi görünüyor. Anlayamadığım şekilde. Gözlerime de Biota'nın bu yine, bendeki bu arada en açık rengi. Göz altı kapatıcısını uyguluyorum. Böyle üçgen şekilde. Şu an aynaya bakıyorum. Havaya bakarak sürüyorum. Neyse söylemeyeceğim. Becermişim biraz. Biraz göz kapaklarını getiriyorum. Aydınlatmak istediğim yerlerde, karnıma. Burun üstüme. Ay şu an cidden ağlıyor bütün make-up artistler. Bu ne? Bu arada bunu söyledim mi bilmiyorum. Kullanırken gösterdim sanırım. Bu Biota'nın böyle sebumu olan, benim gibi sebumu fazla salgılayan insanlar için sebum önleyici için matlaştırıcı bir primer. Bunun böyle şu şekilde açılıyor. Çok güzel ve afilli bir şey var. Bunun bugün sanırım ikinci deneyişim ama çok fazla sebumu yok ettiğini düşünemedim. Çünkü ben bunu bir kere kullandım ve yüzüm ısındı. Güneşten ışıldıyorum. Ay bu arada şu arkadaki yıllardan da dehşet korkuyorum. Şöyle saçımı savururken tutuşsam anlarım. Ay bunu canlı yayına saçlarımı yıkıyorum. Canlı yayın. Tam makyajından devam ediyorum. Bu sefer Biota'nın çok daha başarılı, diğer ürünlerine göre çok daha başarılı buldum. Bir ürünü var, bu da kesinlikle aydınlatıcısı. Eğer Biota markasını daha önce duyduysanız aydınlatıcı kesinlikle duymuşsunuzdur. Bence çok başarılı, çok güzel, asla sim bulunmuyor. Bakın gerçekten sim yok. Çok güzel bir ışıltı, hatta ışıltısı az bile geliyor bazen. Yani alışmışız o sim sim görüntülere. Bunu mutlaka alın bir deneyin çünkü çok güzel, birazdan da göreceksiniz. Islak süngerimle hemen dağıtıyorum. Ve sıra kaşlarda. Kaşlarım için şöyle bir kalem tercih ettim ve bir tane de tarağı çıkıyor içinden. Şöyle biraz dolduruyorum. Saça çıktı olmuyor ki arkadaş. Evet, gözlere geçiyoruz. Onun için sizi birazcık daha yakın alıyorum. Bugün size biraz daha özel gün makyajı yapacağım. Çünkü zaten yaz havaları yaklaştı böyle. Havalar ısındı. Şu an çok güzel hava dışarıda. Düğün sezonu açıldığını düşünüyorum ve çok fazla işte ablamın düğünü, kardeşimin düğünü, en yakın arkadaşım bilmem ne falan filan. Makyaj, işte düğün makyajları, düğünde kullanabileceğimiz makyajlar diye böyle çok fazla istek aldım. Ben de ona yönelik bir makyaj yapacağım bugün.
ilk başta böyle bir füme gibi bir renk alıyorum. Bütün göz kapağımı uygulayacağım. Böyle ışıltılı bir renk. Şöyle elektrik mavisi denen böyle çok güzel bir mavi, saks mavisi deniyor sanırım bunlara. Lacivert gibi bir şey bu. Çok güzel bir renk, çok mat. Bunu böyle dış köşelere ve iç köşelere uygulayacağım. Kalmayacak, kesinlikle karıştıracağım bunu. Şimdi elime temiz bir karıştırma fırçası alıyorum ve şu köşeleri böyle biraz karıştırıyorum, yani kriz bölgemi. İşte böyle, ne bileyim, yorulursanız ya da sıkılırsanız biraz telefonunuzla ilgilenebilirsiniz. Yani ben artık alıştım karıştırmaya. Sonuna kadar blendliyoruz böyle farları. Renk kaybettikçe tekrar üstüne ekleyip devam edeceğim. Yine aynı fırçayla rengi biraz azalınca. Şöyle dolaşacağım ben. Bu gözüme geçmeyi planlamıyorum. Kaş altınızı elinizdeki bir pudrayla ya da beyaz bir farla temizleyebilirsiniz biraz. Şöyle. Şimdi elime biraz daha böyle bakır tonlarda bir renk alıyorum ve onu bir boşluk bıraktım. Şu göz kapağımın tam ortasına, göz bebeğimin şöyle duruluğuna tam ortasına uyguluyorum. Pigmentleri çok güzel ya. Şöyle. Biraz da bu fırçayı bir şekilde ürün almadan şöyle karıştırıyorum ürünleri. Bu yaptığım işlemlerin hepsini az kirpik dibime yapıyorum. Makyajı biraz daha abartmak için böyle gözüme kuyruklu bir eyeliner çekiyorum. Şöyle biraz yakınlaşayım. Önce kirpik diplerime bir çizgi çekiyorum. Dance with me. İstediğiniz kadar böyle ucu sivri olduğu için hemen sivri tepebilirsiniz. Göz içlerime şöyle bir baktım, çok boş kaldı çünkü biraz yoğun bir şey. Onun için bunu siyah kalemle göz içlerimi boyuyorum. İzlenim videosu gibi bir şey olacak çünkü bu ürünlerin hiçbirini, yani fondöten ve primer, evet bir kere bir günlüğüne denedim ama hiçbirini denemedim. İlk izlenim olarak şunları söyleyebilirim. Göz ürünlerinin hepsi çok kaliteli ve çok başarılı. Farların pigmenti, eyeliner'ın matlığı ve ucunun güzelliği. Göz kalemi bu arada, onu da denedim bir gün, şey akmıyor, çok güzel. Brumer de bayağı güzel kıvırıyor. Hepsini çok beğendim şimdilik. Bu arada highlighter'ını da çok beğendim ama ten ürünü böyle biraz sanki parça parça, yani yapay durdu gibi, bilmiyorum oradan nasıl görünüyor ama diğer geri kalan hepsine bayıldım. Yani çok güzel ürünleri var. Evet, şu an göz makyajımın bir tanesini yaptım. Diğerini de hemencecik yapıp tekrar geri geliyorum. Aa, ayağım tutulmuş. Olma. Çok acıyor. Alt katımızda oturan hanımefendi, size sesleniyorum. Özlem ablacığım, lütfen ben böyle çekerken süpürge açma lütfen. Ay sıkıldım, yeter. Ay lütfen şu gözlere bir bakar mısınız? Olay olmadı mı? Ay lütfen yakınlarda birinin düğünü olsun, böyle gideceğim. Şu an beni birinin düğününe ışınlamanızı istiyorum. Çok beğendim. Aldık olarak da şöyle yeni açıyorum. Ops, attım. Biota'nın bu 02 numaralı aldığını uyguluyorum. Bu
dudaklarda bu kadar ağır yaptıktan sonra, yani buna bir kırmızı ruj tabii ki olmazdı. Şöyle fazlalığını alıyorum biraz. Böyle çok nude bir renk süreceğim. Ve dudaklarımın böyle dış köşelerini biraz daha renklendirmek için, çünkü çok soluk oldu biraz. Çok azıcık bu dudak kreminden geçiyorum. Ve makyaj bitti. Evet, benim makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Ben çok beğendim. Kendime de çok yakıştırdım. Bir makyaj oldu. Ve videonun asıl bombasına gelecek olursak, Biota bu kullandığım ürünlerin hepsini size hediye etmek istiyor. Tabii benim takipçilerim arasından yapmanız gerekenler şunlar. Beni ve Biota'yı YouTube kanalından ve yine aynı şekilde beni ve Biota'yı Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepsinin linklerini aşağıya bırakacağım zaten. Bunları yaptıktan sonra aşağıya katıldığınıza dair bir yorum bırakmanızı istiyorum. Ama Instagram kullanıcı adınızla birlikte bırakırsanız size daha kolay ulaşabilirim. İlla katıldığım yazmak zorunda değilsiniz. Yani şu an yüzümdeki makyajla ilgili bir şeyler de yazabilirsiniz. Ama mutlaka Instagram kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın diyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve mecburen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.